söyleyelim. Bu kitabımız Ebu Davud'un kitabından geçiyor ama altta da gördüğünüz gibi Hakemi Müstedrek'inde ve Ahmet İbni Hanbel'in Müstedrek'in 3. cildinde de geçiyor. Evet. Bugünden neyin nesidir dedi. Biz cahiliye devrinde bugünlerde eğlenirdik ya Resulallah dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz Allah size bugünlerin yerine daha iyilerini, kurban ve fıtır günlerini, kurban ve Ramazan bayramlarını verdi buyurdu. Yani Allah Azze ve Celle peygamberi vasıtasıyla insanların eskiden beri alışa geldikleri şeyi kökünden kaldırmadı. İnançla alakalı olmadıkça. Sosyal ve kültürel hayatlarında bulunan etkinlikleri sadece düzenlemiş oldu. Şimdi biz buradan o zaman Peygamber Efendimizin bu Bahar Bayramı, Nevruz'u bırakın dediğini anlayabilir miyiz öyle bir Bu şey? ilk dönemde bunu anlamıyoruz. Ancak asıl olanın Mihrican'la Nevruz bayramlarında İslam'ın özünde olmayan uygulamalar vardı. Dilekler tutmalar, putları yüceltmeler, ateşin etrafında yapılan ayinler. Ama nedir? İslam bütün bunların özünü, doğrusunu ortaya koyar, helal daireyi çizer, haram daireyi gösterir, haramdan uzak kalmak kaydıyla içindekini uygularsınız der. Peygamberimiz de şu mübarek Medine'sinde Mescid-i Nebi'yi böyle inşa ettikten sonra hayatını sadece bu mescitte demiyor. Hatta çok ilginç bir sahneye gideceğiz. Peygamberimiz bayramları burada kutlarken insanları topyekun bayrama çağırıyor. Yani şu görüntüyü sola doğru çevirebilir misiniz İbrahim abi? Sola doğru çevirelim. Burası güzel kalsın. Medine ilk hicret ettiği zamanki bir animasyon. Uhud Dağı'nın olduğu yer, sahabeden evinin olduğu yer. Peygamberimizin mescidi görüyorsunuz küçük bir alan. Medine'nin nüfusu, Efendimizin dünyalarını teşhir ettiği zaman 10 bine yakın bir nüfusu var. Bu alana sığmıyor. Şehir dışında da Müslümanlar var. Efendimiz bayram namazını kılmak için özellikle iki sebep var. Bir, alan genişlesin, daha fazla insan o coşkuyu yaşasın. Demek ki coşku istiyor Peygamberimiz. Yani bütün halk o birliği, sevgiyi, paylaşmayı, kucaklaşmayı yaşasın istiyor. İki, mescide bayanlar özel durumlarına giremez değil mi? Nasıl nasiplenecektir ortamdan? O yüzden cami dışında bir yerde bayram namazını kıldırıyor. Diyor ki, Peygamberimiz Aleyhisselam siyer kitaplarına alakalı olarak notlara da koymuştum. Bayram namazına hanımefendiler gelmişler mi hocam? Hem de her bayram namazına, bu çok büyük bir eksiklik. Hanımlar Hani bu gelmişler program yani. bayramdan önceki programda anlattığımızı hatırlıyorum. Peygamberimiz diyor ki hanımlar bayrama gelsin, çocuklar gelsin, hepsi gelsin istiyor. Hatta özel durumunda olan bayan gelsin, namaz kılmasın, kenarda dursun. Hutbeden, sohbetten ve ümmetin birliğinden faydalansın diyor. Bugün bizde ise Bizde hep erkekler gidiyor hocam erkekler bayram gidiyor, namazına. kadınlar evde uyuyor, zili basıyorsunuz, zil açılmıyor. Neden? Hanımlar uyumuş. Hani bayramdı? Öğleye doğru kalkılıyor gözlerde uyku emareleri. Niye? Akşam yatılmış. Akşam uyunmamış. Sabaha kadar misafirlerle sohbet edilmiş ya da televizyon programları izlenmiş, uykusuz kalınmış. Ne sabah kılınmış, ne bayram namazı kılınmış. Öyle bayram olmaz. Bayram nasıl olur? İşte bakın böyle olur. Peygamberimiz buradan çıkıyor. Yanında bir zat. Bilal bin Rebbah el-Habeşi. İbn-i Sad'ın siyerinde. Belazuri'nin Ensab-ül Eşrafında. Bunlar hepsi gösteriliyor. Vaktimizi tasarruflu kılmak için her birinin görüntüsünü buraya vermiyorum. Ama detaylarını size bahsediyorum. Bilal bin Rebbah el-Habeşi Hazretleri elinde bir mızrak var. Böyle bizim asamız gibi. Habeşistan Necaşisi ashame peygamberimize 3 tane mızrak göndermiş. O mızraktan bir tanesi peygamberimizin elinde. Bilal bin Rebbah el-Habeşi onu alıyor. Efendimiz hanesini dolaşıyor. Ey Ayşe hadi kalk. Ey Hafsa kalk. Ey Fatıma sen de kalk. Bu bayram namazını mı Bayram kaldırıyor? namazına kaldırıyor. Önce burada sabah namazını kılıyor Peygamberimiz. Sabah namazını kıldıktan sonra ailesini banyosuna itmiş, güzel kokularını sürünmüş, dişlerini misvaklamış, bayrama özel tertemiz kıyafetini giymiş. Yani pijamasıyla, affedersiniz, şortuyla, efendime söyleyeyim, dışarıda, sporda, halı sahada giymiş olduğu elbiseleriyle camiye gelmemiş. Yani sabah bayram namazına. Güzel cici cici elbiselerini giyiyor, sarığını sarıyor, kokularını sürüyor. Haydi Fatıma diyor, haydi Ayşe diyor, haydi Hasan, haydi Hüseyin diyor, torunlarını alıyor. Torun, torba, çoluk, çocuk hep beraber onu daha iyi görelim diye benim Hicaz haritamı alabilirsiniz. Onu koyabiliriz, online Hicaz Hocam haritamı. şimdi sizin bu anlattığınız bayram namazı bizim bugün günümüzdeki bayram namazından başka bir şey yalnız. Siz şimdi şu an başka bir Çok şey başka. anlatıyorsunuz. Demek Çoluk, ki çocuk, kadın, eş, kız hep birlikte bir bayramlaşmaya gitme bizim öğleden sonra yaptığımız işi anlatıyorsunuz şu an. evet, bu online haritam mı? Medine'ye doğru aşağı indirin. Aşağı indirin lütfen. Şimdi benim peygamberimi hayal ediyoruz. Ekran başındaki Ayşe teyze, Fatma bacı,
Ekran başındaki Mehmet amca, Ali abi, dünyanın her yerinden bizi izleyenler, Deniz Karaman beyefendi dostumdan, İsviçre'deki Adnan Erkat abime, Amerika'daki Selçuk abiden, Konya'daki Ahmet Yolcu'ya, Karagümrük'teki İdris Gülmek'ten, kim varsa aklımıza gelen hep beraberiz şu anda. Efendimizin dönemindeyiz. Görüntüyü aşağı indirin lütfen. Aşağı bayağı bir aşağı iniyoruz. Evet. Medine'ye gideceğiz çünkü. İnelim Medine'ye aşağı doğru. Gidelim biraz inelim. Daha. Tamam. Şuradayız. Şimdi, evet. Şuraya yaklaşın lütfen. Yaklaşınız, yaklaşınız Medine'ye doğru. Yaklaşınız, yaklaşınız, bayağı bir yaklaşın. Şekil belli olsun. Biraz daha aşağı indiriyorsunuz. Ekrandan yeni açan izleyicilerimiz için tekrar edelim. Bayramları anlatıyoruz efendim. İniyoruz. Tüm dinlerde bayramların tarihini anlatıyoruz. Şu an Kurban Bayramı'na geldik. Bütün dinleri geçtikten sonra. Yaklaşıyoruz. Kurban Bayramı'nın tarihçesinden bahsediyoruz. Tamam, evet. Öyle güzel. Şimdi şu gördüğünüz noktaların hepsi benim buraya yapmış olduğum hatıralar. Efendimizin evi burasıydı, biraz önce gösterdim. Evet. Buradan çıkıyor. Önde Bilal-i Habeşi şöyle tutmuş diyor. Belazuri Ensabül Eşrafında şöyle iki eliyle tutmuş. Elinde mızrakla mızrak. Şöyle ilerliyor. Evet. Nedir, manası nedir bunun hocam? Bu mızrağı Efendimiz gelecek şu musalla dediğimiz yer ki Medine Pazarı'nın 360'lık görüntüsü var. Birazdan onu göreceğiz. Evet. Burada sutre yapıyor. Yani önüne dikiyor. İki sebepten dolayı namazı burada kılacağız. İkinci sebep ise namaz kılarken önümüzden geçenler olur. Namazımıza zarar vermesin diye. Çünkü normalde namaz kıldırdığı yer burası. Burası Medine Pazarı normalde. Daha büyük cami bir alana geçiyorlar öyle mi? Alan. Daha evet, şimdi İbrahim abi ekranı verecek, göreceğiz. Evet. Buraya geliyor. Beraber gelmişiz derdi dostlar. Efendimizin yanında Hazreti Bilal. Mızrağı böyle koyuyor. Biz de hemen geldik yanına. Bakıyoruz Efendimiz şöyle yapıyor. Ebu Bekir, Ömer, Ali, erkekler burada dursun. Bayanlar onların arkasına dursun. Çocuklar da onların önüne dursun yani. Erkekler, çocuklar, ve çocukların arkasına hanımlar, bayanlar, evet. Hanımlar duruyor. Özel durumu olan hanımlar da kenarda duruyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın sohbetinden, hutbesinden nasiplenecekler. Cuma günleri biz önce hutbeyi okuruz, sonra namazı kılarız. Bayramlarda ise önce namazı kılarız, sonra hutbe. Cuma'da hutbe şarttır ama bayramda sünnettir. Efendimiz insanlara sıkmıyor ama kaçar mı o gün ya? Peygamberimizi bulmuşuz bayramlaşma zamanında. Herkes cicilerini giymiş güzel güzel. Buraya geliyoruz. Peygamberimiz hamd senada bulunuyor. Bütün ümmete tavsiyede, nasihatte bulunuyor. Bayramla alakalı güzel öğütlerde bulunuyor. Küsler barışsın, hakkı olanlar helalleşsin. Selam vermeyene selam verin, gitmeyene gidin, hediyeleşmeyene hediye verin, lokmanızı paylaşın. Hele ilk zamanda, Kurban Bayramı'nda Peygamberimiz şurada çok ilginç bir şey söylüyor. Herkes kurban kestiğinde 3 günden fazla evinde et bulundurmasın diyor. İlk yıllar böyle. Bütün eti? Evet. 3 günden fazla et bulundurmayacak. Ne yapacak bunları? İhtiyaçlara dağıtacak çünkü Medine'nin ilk yıllarında kıtlık oluşmuş. Ama sonraki zamanlar serbest bırakmış. Çünkü artık herkesin az çok bir et bulma imkanı var. Sonra serbest ama bırakılmış. Ama zarafeti gördünüz ama mü? Ama kıtlık olduğu dönemde evinizde 3 günden fazla et kimse bulundurmayacak demiş. Dağıtın burada. Diyor. Dağıtın olmayan. Diyor. Evet. Dikkat ederseniz Ramazan'da fıtır sadakasını ne zaman veriyoruz? Bayramdan önce. Neden? Fakir fukara da o fıtır parasıyla çocuğuna elbisesini alsın, yesin yedirsin. İşte bahsettiğimiz yer burası. Şu karşıda gördüğünüz kubbeli yer var ya. Evet. İşte Peygamberimiz namaz kıldırdığı yer burası. Sola doğru çevir İbrahim abi lütfen. Burası o dönemde çok daha büyük, en büyük alan olduğu için buraya evet. Topluyor herkesi. Şu görmüş olduğunuz yapının yanı bakın Mescid-i Nebi şurası. Zaten burası gördüğünüz minare. Peygamberimizin Babu Selam minaresi. Olayın yaşandığı yer burası. Peygamberimiz burada da bayram namazını kıldırıyor. Giderken başka yoldan gidiyor. Giderken tekbir getiriyor. Ramazan bayramına giderken ilk başta ağzına hurma atıyor. Ağzı tatlansın. Ağzına güzellik olsun diye bir ay oruç geçirmiş evet, ya. Evet. Kan şekeri düşmesin. Tatlı yiyerek gidiyor. Kurban bayramında ise ta ki kurban eti kesilene ve onunla tirit yapılana kadar hiçbir şey yemiyor. Efendimiz tirit yaptırırmış. Sabah kahvaltı falan da etmiyor. Yapmıyor. Aa. Bizde şimdi hanımlar evde yatıyor. Neneler, teyzeler yatıyor. Adam bayram namazına pijamasıyla gidiyor. Evet. Sonra pijamasıyla geliyor. Evdekiler uyuyor. O da uyuyor. Bakıyor ki herkes uyuyor. O da uyuyor. Öğleye kadar herkes uyuyor. Evet. Öğleden sonra Ramazan'sa davulcu bizi uyandırıyor. Eğer kurban bayramımıza çocuklar gelecek, zile basacak, şeker almak için gelecekler. Öyle uyandırıyor. Öyle olunca 12'de kahvaltı yapılıyor. İkindiden sonra kurban kesmeye gidiliyor. Akşama doğru anca et geliyor. Gece yarısı anca kavurma pişiyor. Böyle olunca bayramın tadı çıkıyor mu? Çıkmıyor. Köye gittiğiniz zaman öyle mi?
Köyde tabii hemen Tabii. ölen neyin işi hallederler. Hemen iş Yani. halleder. Evet. Niye orada bir hayat var? Şimdi burada Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bayramlığa giderken ayrı yoldan gidiyor. Dönerken ayrı yoldan gidiyor. Neden? Karşılaştıklarıyla selamlaşıyor. Herkesle muhabbetleşiyor. Sonra evine dönüyor, evdekilerle halleşiyor, helalleşiyor, sohbetleşiyor, muhabbetleşiyor. Sonra akşama doğru gündüz sıcak ya Medine. Akşamları burada çocukların oyunları oluyor. Azmi ve Veddah oyunu gibi mesela. Azmi ve Veddah oyunu çocukların oynadıkları oyunlardan bir tanesi. Neymiş bu? Bir tane kemik alıyorlar. Kurbanlar kesildi ya. Ne kaldı geriye? Kemik. Çocuklar bir grup, diğer çocuklar bir grup. Aldıkları kemiği akşam oynuyorlar bir de. Grupta bir lider var. En uzağa atıyor böyle. Diğerleri de akşam karanlığında onu bulmaya çalışıyorlar. Bulurlarsa bulanları atanlar taşıyorlar geldikleri yere kadar. Peygamberimiz de bazen onlara eşlik ediyor. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Evet. Misket oynuyorlar bazen. Hadi Mescid-i Nebi'ye bizi bir daha götürün. Kaç dakikamız varmış hocam, bu arada? 5 dakikadan az bir süremiz kaldı. Kaç? 5 dakikadan daha az, 4 dakika. Şu kılıç kalkan meselesinde bir anlatalım dinimize. Hazreti Ayşe'nin izlediği. 17'yi verelim. Şöyle biraz da yağmur yağsın. Biraz yağmur evet. Görelim. Gönlümüz ferahlasın. Çünkü bayram sadece hani eğlencesi olmayan böyle... Buraya da 24'ü verebiliriz. Ama sadece kurban kesilen, bayramlaşılan bir şey midir? Yoksa bir eğlencede izlemek var mıdır? Peygamberimiz aleyhisselam işte. Evine geliyor. Bakıyor evet. Ki evinde, şu mübarek mahalde hanımların kendi aralarındaki gençlerle yaptıkları şeyler var. Konuşmaları var, okumaları var. Evet. Şarkı okuyorlar. İslam'a ve tevhide aykırı gelmeyen Efendimizin evinde. Hazreti Ebubekir Efendimizin yanına geliyor. Ne yapıyorsunuz siz burada diyor peygamberin odasında. Şeytan işi tegannim yapıyorsunuz hanımlara diyor. Hanımlara mı diyor? Evet. Efendimiz ne diyor? Bırak onları Ebu Bekir diyor. Gel yanıma diyor. Ve Efendimiz Aleyhisselam'la evinde özel işlerini konuşuyorlar. Mescid-i Saadet'teyiz, Mescid-i Nebi'deyiz. Hemen o hadisi versinler buraya. 24 nolu hadisi arkama verir misiniz? Peygamberimiz Habeşliler o anda profesyonel olarak sanat icra ediyorlar. Habeşliler. Nasıl sanat? Kılıç kalkan. Kılıç kalkan. Bazen teganniler. Bazen büyük zincirli defler var, bendirler evet. Onlarla. Mescid-i Nebi'de hem de. Bayramda Peygamberimiz onları bu konuda eleştirmiyor. İbrahim abi şimdi hadisi versin göreceksiniz buraya verdi. Bakın ilk baştaki hadis Sahih-i Buhari'de geçiyor Kitab-ı İdeyn'de. Evet. Gördüğünüz gibi Peygamberimiz yanlarına giriyor. O esnada Boğaz Harbi'ndeki ezgiler okuyan iki tane genç kız var. Hazreti Ebu Bekir onlara kızıyor. Hı-hı. Efendimiz onlara ne demiş? Onları bırak buyurmuş. Karışma evet. Demiş yani onlara. Ezgiler okuyan iki genç kız var, onlara karışma demiş Peygamberimiz. Sonra Efendimiz. Alta evet. Bakıyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselam yine bir bayram zamanında Mescid-i Nebi'deyiz. Mescid-i Nebi'deyiz. Mescid-i Nebi'de Habeşliler kılıç kalkan oynuyorlar böyle. Evet. Çok da mahirlermiş bu konuda. Efendimiz bakıyor ki Ayşe annemiz onları seyrediyor odasının bu olduğu bir yerden. Bir sanat gösterisi, o dönemin sanat gösterisi. Profesyonel bir sanat gösteriyorlar evet. O anda. Bir sürü spor dalı var. Hı-hı. Efendimiz ne yapsın? İçeri gir Ayşe. Demiyor. Şöyle elini koyuyor odasının kapı tarafındaki duvara. Evet. Ayşe annemiz omuzunu yaslasın diye başını. Ayşe annemiz yanağını Efendimizin yanağına böyle yaslıyor. İzlemeyi seviyor Ayşe annemiz ya. Evet. Yorulmasın diye ona destek yapıyor böyle. Ta ki Ayşe annemiz tamam artık yeter diyene kadar elini çekmiyor. Yanağını yanağına dayayarak bayramı böyle kutluyor eşiyle beraber. Bayram eğlencesini o gösteriyi izliyorlar. İzliyorlar. Normalde evet. Yaptıklarını zaten görüyorsunuz. Efendimizin Ayşe annemizle yaptığı koşu yarışmaları var. Devesi Abta'nın yapmış olduğu deve yarışlarının olduğu mahal var. Efendimiz helal olan eğlencelerin hepsine izin veriyor. Öyleyse bayram sizlere de bizlere de böyle bayram olsun. Hakkı evet. Gücendirmeden, halkı incitmeden, eşi dostu ihmal etmeden bayramımızı gerçekleştirelim. Son bir ayet okuyabilecek miyim yoksa evet, kapatıyor muyuz? Evet hocam, alalım son bir ayet. Sonra onun da o zaman yapalım. Mealini de Uğur Bey okusun diye. O zaman şuraya lütfen verin bize. 54'ü verin lütfen buraya. 54'ü. 54'ten sonra da bak 48'i verin ikisiyle bitirelim. İkisi çünkü bize sadece ahireti değil. Hı hı. Dünya hayatında da cennet tadında bir hayatı söylüyor. Evet. Estağfirullah. Men amile salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'minun felenuhyiyennehu hayaten tayyiba velenezyennehum ecrahum bi ahseni ma kanu ya'melun. Erkek olsun, kadın olsun, kim inanmış bir insan olarak dünya ve ahirette yararlı işler yaparsa
Kesinlikle ona güzel bir hayat yaşatacağız. Ve böylelerinin ecirlerini de muhakkak surette yapmış olduklarının daha güzeliyle vereceğiz. Son 48'i verelim. Evet. Diyor ki iman edip salih amel işleyin. O zaman size dünyada tatlı bir hayat yaşatacağız. Ya benim hiç evim olmasın mı? Hiç arabam olmasın mı? İşim olmasın mı? Yazlığım olmasın mı? Elbisem olmasın mı? Ayakkabım olmasın mı? Hep ahiretimi isteyeyim. Peygamberimizin en çok okuduğu ayet olan Bakara 201 ile bitirelim. Hepiniz biliyorsunuz evet. Da ben yine söyleyeyim. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabennar. İnsanlardan öyleleri de vardır ki, ey Rabbimiz bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru derler. Allah'ım bize dünyada da bayram yaşasın. Ahirette de bayram yaşasın. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Hocam çok teşekkür ediyoruz.